Arkadaşlar merhabalar. Bu uygulamamızda da şöyle bir çalışma şekli var. Çift etkili bir pistonumuz var. Bir de 5'e 2 bir valfimiz var. 5'e 2 valfte nasıl çalışıyor sistemimiz? Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Pistonun ileride olduğunu gören bir proximity switch de var. Daha doğrusu limit switch var. Bunun adı 1S2 dedik. Bir butona bastığımız zaman piston ileri gidecek. Elimizi çektiğimizde fark etmiyor. İleri gittiğinde 1S2 gördüğünde piston kendi otomatik geri gelecek. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz, isterseniz direkt uygulamaya geçelim Festo'da. Şöyle yapıyoruz. Önce bir 5'e 2. İster direkt buradan alabilirsiniz, isterse buradan alabilirsiniz. Çift bobinli lazım. 5'e 2. Evet, bu şekilde. Bir de çift etkili piston koyuyoruz. Şöyle biraz büyüteyim. Daha net görürsünüz. Buradan ne yapıyoruz? Hava hattını alıyoruz. Birden. Şu şekilde hava hattını aldık. A ve B iş uçlarını bağlıyoruz. Bunlara 1Y1 1Y2 diyorum. Selenoid valflere. 5 ile 3'e egzoz takıyorum. Evet, bu da bu şekilde. Şöyle test ediyorum. Pardon, bu pilot uyarılı olduğu için bunu kaldırıyorum. Onun yerine şundan bir tane koyacağım. 5'e 2. Biri buraya bağlıyorum. Evet. Çift bobinli olduğu için şöyle yapıyorum. Pilotu diyorum. Harici supply yok üzerinde. Bir de mekanik kumandalarını ekliyorum. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle testini yapıyorum. İleri gidiyor. Geri geliyor. Burada ne dedik? Bu pneumatik şeması. Şöyle elektrik kumanda tarafına bakalım. Otomatik kumanda tarafına. Ne dedik? İki tane butonumuz var. Bir tane butonumuz var. Düzeltiyorum bu sefer. Bir tane push butonumuz var. Bir de ileride geride olduğunu anlayan switch'imiz olacak. Onun için şunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Festo'da. Şu distance ruler yazan şeyi buraya getirip pistonun üzerine bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ne diyelim 1S2 diyorum. 100 milim 100 milim. Yani 100 milimdeki noktanın adı 1S2 olsun. İleride switch anlamında. Şimdi buradan bu butonu bağlıyorum. Mantığımız neydi? Bir tane röle çektiriyorum. Buradan bunu bağlıyorum. Şuna R1 diyeceğim. Bunları biraz ayırıyorum şöyle. Bağlantı kolay yapılsın diye. Ne dedik? R1'e bastığımızda ne olacak arkadaşlar? Yardımcı kontağıyla şöyle bakalım. İki tane selenoidimiz var. Şöyle yapıyorum. Şu şekilde yaptım. Bunun adına 1Y1 dedim. Aynı şekilde bu da 1Y1. Bu da 1Y2. Bunu buraya bağladım. Bu bobini de buraya bağlıyorum şu şekilde. Bunun adı da 1Y2. 1Y2'yi kim çektirecek arkadaşlar? Bu switch. Onun için şöyle bir kontak alıyorum. Buna 1S2 yazdığım zaman otomatikman switch konumuna geçiyor. 1S2. Bakın. Limit switch oldu artık o. Şu da böyle birin yardımcı açık kontağı. Şöyle bağlıyorum. Bakın. Bakın butona bastım.
İleri gitti. Bakın.